Arkadaşlar merhabalar. Ben Atılım Hoca. Basamak kavramının 4 numaralı testin çözümlerini bugün birlikte yapacağız. Hemen ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuzda ne diyor? Evet, e, burada iki tane uygarlık varmış. Biri X uygarlığı, diğeri Y uygarlığı. Birim pembe kutuda bir dikdörtgen, diğeri de mavi kutuda bir üçgen olarak sayı çözümleme konusunda x uygarlığı şu şekilde sayıyı çözümlüyormuş abc3 basamaklı bir sayı olmak üzere diyor 7'nin karesi çarpı a 7 çarpı b artı c üçgende ise yani y uygar e uygarlığında ise burada da 5'in karesi çarpı a e, artı 5 b artı c şeklinde çözümleme yapılıyor şimdi burada şöyle yapalım bakın e, ee, burada normalde bizim onluk çözümlememizde birler onlar yüzlerken burada ise 7'nin kuvvetleri geliyor. Yani biz şöyle yazalım. E, ee, burada 2 çarpı 7'nin karesi 0 çarpı 7 ve buradan da e, 1 çarpı 1 geliyor. Karşı tarafında ise üçgende de 5'in kuvvetlerine göre düzenlenmiş. 3 çarpı 5'in karesi artı a çarpı 5 Artı 4 çarpı 1. Buradan e, şu işlemi yapınca 49 çarpı 2. 98 artı 1. Burada ise e, 5'in karesi 25. 75 artı 5. A artı 4. Buradan devam edelim. 99 eşittir. Şu ikisini toplarsam. 79 artı 5. A 79'u karşıya atarsam. 20 eşittir 5A. A buradan 4 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da E şıkkında mevcuttur. İlk sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz yine güzel bir soru. ABC'de sıfırdan farklı bir rakamdır. Ali bu rakamlar ile ABC'de 4 basamaklı sayısını oluşturmuş. Ali bu rakamlardan herhangi ikisini yer değiştirerek... 4 basamaklı başka bir sayı elde ediyormuş. Buna göre elde edilen 4 basamaklı sayı ile ABCD sayısının farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi bakalım. Önce yazdığı sayı ABCD olsun. Sonra yer değiştirsin. A ile B'nin yerini değiştirsin. Burada B, A, C, Bakın şimdi bu pratiktir. Çıkardığım zaman D'ler, C'ler gider. Basamak olarak burası birler, onlar, yüzler ve binler basamağıdır. Binadan bu A çıkıyor. Yüzler basamağında 100 A çıkınca 900 parantezinde A eksi B kalır. Şimdi bakalım cevap şıklarında 900'ün katı var mı? Var. Çünkü A eksi B'ye eğer biz iki verirsek 1800 elde edebiliriz. Yani B şıkkı şu şekilde oluşturuldu. Peki devam edelim. Mesela yine A, B, C, D. Bu sefer A ile C'nin yerini değişelim. C, B, A, D. Bakın yine çıkarma yapıyorum. E, burası birlerde, onlarda, yüzlerde ve binlerde. Burada D'ler gider, B'ler gider. Aynı basamakta olanlar. Şimdi binadan dikkat ederseniz kaç A çıkacak? 10 A. O zaman 990 kalır. A eksi C. Şimdi 990 var mı? Şimdi buraya eğer 2 yazarsam 1980 elde edilir. O da C şıkkına mevcuttur. Peki devam edelim. Ee, A, B, C, ifadesinde A ile bu sefer D'nin yerini değişelim. D, B, C, A. Bu ikisi çıkınca B'ler gider, C'ler gider. Şimdi bina adam 1 a çıkınca 999 a eksi d kalır. Çünkü burası birler basamağıdır. Burası da binler basamağıdır. E burada da eğer bu farka bir yazarsam o da a şıkkını evet elde etmiş olurum. Peki bakalım bu sefer b ile yer değişelim. A'ları hallettik. A B, C, D sayısında bu sefer e, A ile yer değiştirme işlemimiz bitti. B ile C'nin bir yerini değiştirelim bakalım. A kalsın burası C, B, D yine aynı basamakta olanlar yani D'ler ve A'lar gider. Burası birler, onlar, yüzler ve binler basamağı. Şimdi burada bakın e, 100 B'den 10 B çıkınca 90 parantezinde b eksi c kalır. Eğer buraya 3 verirsem 270'i de elde etmiş oluyorum. Dolayısıyla elde edemeyeceğim bir tek e şıkkı şu şekilde karşıma çıktı. Dolayısıyla ikinci sorumuzda bu şekilde anlatmış olduk. Sırada üçüncü sorumuz mevcut. Ona bakalım. Evet. Şimdi üçüncü soruda yandaki düzenekte verilen ABC 3 basamaklı sayısının Üzerinde bulunan imleçler dokundurulduğunda yeni sayılar elde ediliyor. Düzeneyi kullanan kişi herhangi bir rakama mavi imleçle dokunursa sayı 1 azalıyor. Bakın bu önemli. Mavi imleçle sayı 1 azalıyor. Kırmızı imleçle sayı 1 artıyor. Bu düzeneyi kullanan kişi A rakamına 2 kez. Şimdi bakın burada birler. Onlar ve yüzler basamağı var ve burada dikkat ederseniz e, bu kişi A rakamına iki kez mavi, mavi de ne yapıyorduk? Mavi de bir azaltıyorduk. İki kez basınca iki azalır. İki azaldığı için iki çarpı yüz diyelim. Çünkü basamak değeri yüz. Devam edelim. B ve C rakamlarına ise üçer kez kırmızı imleçle. Kırmızı imleçte 1 artıyordu. 3 kez basmışız B'ye. Mesela 3 çarpı. Evet 10 diyeceğiz. Çünkü buradaki değeri 10'dur. Yine c'de 3 çarpı 1 diyeceğiz. Burası dikkat edilirse eksi 200. Burası 30. Burası da 3. Buradan da gerekli işlemi yapınca. Eksi 167. Şimdi ilk sayı ile son sayı arasındaki fark 167'dir. O da C şıkkında mevcuttur. Bu şekilde üçüncü sorumuzu da çözmüş olduk. Sırada evet dördüncü sorumuz var. Bakalım ne diyor. Evet e, burada dört tane sayı verilmiş ve bu sayıların beş basamaklı e, olduklarını görüyoruz. Şekildeki tabloya soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru yerleştirilen bu sayılar pembe birim karelerde yazılan sayıların toplamı nedir? Ha, demek ki burada bir ortak durumun oluşması lazım şimdi bakalım ben burada 12579'u bir direkt bir almak istiyorum bakalım Ne elde edebiliriz bunu yazıyorum 12.579 Evet 579 şimdi bakın burada 7 ile başlayan bir sayı var mı diye tabi bunu diyeceksiniz ki ee, neden bunu aldınız? Ee, deneme yanılma. İlk olarak bununla başlamak istedim. Bakalım 7 ile başlayan bir sayı var mı? Bak, bakın görüyorsunuz şu sayı mevcut. Peki onu yazayım. 78 bin. Evet 78 bin. 943. Peki. Bunu da yazdım. Şimdi ikinci rakamı yani soldan ikinci rakamı 4 olan bir sayı var mı? Bakın o da burada mevcut. O da 34 bin. Evet. 588. Peki. Son olarak da bunun sağlanması lazım. O da evet. 20 bin 811. Şimdi bu şekilde bura 5, bura 9, bura 8, burası 2. Pembe karelerin içinde bulunan sayılar. Bunları da topladığımız zaman cevabın 24 olduğunu Görüyoruz o da C şıkkında arkadaşlar mevcut. Evet sırada 5. sorumuz var. Bakalım 5'te ne diyor? Evet 5'te e, bize şekildeki bir mahallenin biraz daha şöyle yukarı almak istiyorum. Evet. Cevap şıkları da e, şu anda çünkü hangisi olamaz diyor. Evet. Şekildeki bir mahallenin sokak krokişi verilmiştir. İki sokağın kesişim yerlerine kavşaklar yerleştirilip o kavşağın adı sokak numaralarının toplamı olarak isimlendirilmiş. Örneğin X kavşağı yani buraya AB ile bakın CB bu ikisinin toplamı olarak isim verilmiş. Her sokağın numarası iki basamaklı sayılardan. Evet e, oluşmuş. Buna göre diyor yukarıdaki krokide kavşakların adlarını oluşturan sayıların toplamı hangisi olamaz? Yani burada toplamda 9 tane kavşak var görüyorsunuz. 1, 2, 3. Evet şu şekilde 9 kavşak var. Şimdi bakın. Bura için AB ile CB'yi topladım. Bura için AB ile dikkat edin. Burayı AB ile CB'yi topladım. Bura için ikinci kavşak için AB ile BA'yı topladım. Üçüncü kavşak için AB ile AC'yi topladım. Şimdi burada dikkat ederseniz AB e, iki basamaklı sayısı 3 kavşakla da karşımıza çıktı. Dolayısıyla AB'yi 3 kez kullanmış oldum. Demek ki AB'yi kaç kez kullandım? 3 kez kullandım. Peki burada e, devam edersek her bir e, mesela BC için konuşalım. BC'yi burada kullandım e, CB'yi kullandım. Yine aynı şekilde burada kullandım. Yine aynı şekilde burada. Dolayısıyla her bir e, sokak ismi iki kez burada kullanıldı. Dolayısıyla ben hepsini şu şekilde yazmak istiyorum. Hepsinden üçer kez. Evet her bir sokak ismini üçer kez kullandık. Evet ona hemen değinelim. Üçe, üçer kez kullanıldı. Şimdi bunu çözümlediğimiz zaman bakın bura 10A Başka A var mı? 11 A. Buradan dikkat ederseniz 12 A, 22 A. Dolayısıyla her birinden 22 adet gelecek. A'dan aynı şekilde B'den de aynı şekilde C'den de. Dolayısıyla 3 çarpı 22 66 olacak. Demek ki burada bizim normalde dikkat ederseniz yukarıdaki kroki de kavşakların adlarını oluşturan Sayıların toplamı hangisi olamaz diyor. 66'nın katlarına bakacağız. Evet, 198 bir katıdır. 264 66'nın katıdır. Ee, burada yine C şıkkı şu anda yine bir katıdır. Dolayısıyla 442 66'nın bir katı değildir. Ee, cevabımız D şıkkında bulunan 442'dir. Bu 66'nın katı olmadığı için burada kavşakların evet alacağı değerlerin toplamı 442 eşit olamaz. Bu şekilde bu sorumuzu da çözmüş olduk. hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.